Temmuz 2023'teki emekli maaşı artışının ardından özellikle dul ve yetim aile miktarı kafalarda soru işareti yarattı. Temmuz ayında %25 zamla maaş alan dul ve yetimlerin Ağustos ayı maaşları önümüzdeki günlerde hesaplarına yatacak. Son dönemde emekli dul ve yetim aylıklarında bir dengesizlik oluşmuştu. Aynı hak sahipliği olmasına rağmen maaşların farklı olduğuna yakınıyorlardı ve şu anda alt taban aylıkları belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileriyle dul ve yetimleri Temmuz ayında maaşlarını %25 zamla almıştı. Ağustos ayı maaşları ise önümüzdeki günlerde hesaplarına yatacak. Alt taban aylıklarına göre 5000 lira seviyesinde bir ölüm aylığı alan bir kişi şu an 7000 lira seviyesinde bir maaş alacak. SGK 4A ve 4B kapsamında gelir ve aylıkların alt sınırını belirledi ve bunu da bir yazıyla duyurdu. Tabloya göre emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre dul yetimlerin alacağı ölüm aylığı tutarı değişiyor. Ekim 2008 sonrası ölenlerin yakınları için aylık oranına göre 2023 Ocak maaşı alt sınır aylığı 5858 lira 84 kuruş olanların maaşı Temmuz ayında 7323 lira 55 kuruş, aylık oranı %80 olanların maaşı ise Ocak ayında 4895 lira 44 kuruşken 6119 lira 30 kuruş olarak belirlendi. 10 Ekim 2008 sonrası eğer vefat ettiyse ve bunun ölüm aylığını alıyorsa şu an taban aylığı 7000'ler seviyesine geldi. 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olup da 10 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı en düşük aylık 4695 liradan az olmayacak.